Hoş geldiniz. Adım Gürsel Tayam. 2008'den bu yana kickboks antrenörü yapmaktayım. Kickboks milli takım antrenörüyüm. 2008'den 2014'e kadar il müdürlüğümüzde fare antrenörü olarak çalıştım. 2014'te kendi kulübümüzü kurduk. Hem gençlik spor, lisans sporcuları hem kendi kulübümüzün sporcuları bizde. 2008'den bu yana birçok dereceye imza attık. Sporcularımız hem milli takım olsun hem Türkiye hem Avrupa hem dünyada birçok başarı elde ettik. Bu başarıya da öncelikle il müdürümüze, federasyon başkanımıza, bize verdikleri desteklerden dolayı tabii ki başarılar yaptık. İlk başımızı kendimize yapmadık. Sporcularımızla birlikte yaptık. Sponsorlarımızla birlikte yaptık. Özellikle sporcularımız Erivan bu sene yine Muay Thai'da Avrupa Kupası şampiyonu oldu. Geçen sene Türkiye şampiyonu oldu. Azat yine var. Azat Cantekin Türkiye üçüncüsü. Deniz Arslan Türkiye ikincisi. Musa Atan, Türkiye dereceli sporcumuz. Yani dereceli sporcularımız saymakla bitmez. Ki bunlar her sene üniversiteye giden sporcularımız. Şu anda Türkiye'nin hemen hemen her üniversitesinde sporcularımız var. Bizim amacımız buradaki gençleri bir şekilde üniversiteye yerleştirmek. Milli takıma göndermek, bu sayede burs alma, yani sokaktan aldığımız çocukları bile üniversiteye yollamamızı söyleyebilirim. Yani şu anda Tunceli küçük bir yer, iş olanımız sıkıntılı, çocukların yani yapabileceği bir aktivite yok. Spor bu yönden çok iyi. Hani biz ailelerde, ben buradan ailelere de sesleniyorum, kesinlikle bu spora çocuklarını korkusuz bir şekilde yollasınlar. Hani sert spor demesinler. Ya olabilir, bale yapmıyoruz, bugün futbolda bile bir sürü sakatlık olabilir ama bir şeyin bedeli olmalı yani. Kickbox sert bir spor. Dediğim gibi sert bir, gerçekten sert bir spor. Ama bir futbola nazaren, bir basketin nazaren en az sakatlık olan bir spor aslında. Bu yüzden ailelerimizden tek isteğim aileler. Aileler çok sıkıntı yaratıyor bize. Yani nasıl diyeyim, kickbox deyince hemen kaçıyorlar. Ama bunun meyvesini aldığı zaman, çocuk üniversiteye gittiği zaman bu sefer de aile destek veriyor. İşte git yap, işte geliyor yanıma. İşte hocam çocuğu alın mutlaka götürün, ne gerekirse onu biz yapacağız. Hani belli bir zaman sonra.
Tek isteğimiz aileler. Hani il müdürümüze teşekkür ediyoruz. Ayrıca minikler grubumuz var kickboksta. 8-12 yaş arası. Bunlar da bayağı bir başarılı, bayağı iyi çocuklarımız var. Ayrıca kickboksun yaşı yok aslında. Biz diyor her zaman diyoruz mesela 7 yaşından ta 50 yaşına kadar sporcularımız var. Hobi amaçlı yaptık da Türkiye derecesi yapanlarımız var. Şu anda bir 30'a yakın minik sporcumuz var. 50 sporcuya yakın müsabık sporcumuz var. Onun dışında işte hobi amaçlı, spor amaçlı gelen memurlarımız var. 40-50'ye yakın. Bu şekilde aynı yetişkinlerimiz var. Bu şekilde spora devam ettirmeye devam edeceğiz. Merhaba, ben Elvan Barut. Tunceli'de yaşıyorum. Dersim kickbox sporcusuyum. Şu ana kadar Muay Thai'da Avrupa Kupası şampiyonluğum, Türkiye şampiyonluğum kickbox. Ayrıca Türkiye ikinciliğim, Türkiye üçüncülüğüm. Bunları başardım. Bu spora 16 yaşında başladım. Spora başlamakla birçok şey değişti hayatımda. En basitinden üniversiteye bile bu spor sayesinde gittim. Bu spora başlamadan önce başka alanlarda ilerlemeyi düşünüyordum. Ama bu sporda yetenekli olduğumu farkına varınca bu alandan ilerledim. Üniversitede beden eğitimi bölümü okuyorum Erzincan'da. Bu spora herkese tavsiye ediyorum. Çünkü özgüven kazandırıyor başta. Herkes yapmalı bu sporu. Desteklerinden dolayı size çok teşekkür ediyorum. Birçok maça Gençlik Spor'un desteğiyle gittim. Teşekkürler. Hocamın sayesinde ilerledim. Hocam çok büyük yol gösterdi bana. Belki de onunla tanışmasam bu kadar ilerleyemeyecektim. Mesela şu an sorsanız herhalde bu spordan başka alanda bu kadar ilerleyemem. Spora başlamakla hayatımda her şey değişti. Daha öncesinde ben de hep sokakta boş boş gezerdim, arkadaşlarımla dolaşırdım. Ama bu spora başladıktan sonra daha her şeyin farkına vardım. Daha bilinçli bir insanım şu an. Daha çok ilerlemek istiyorum bu sporda. Dünya şampiyonluğu için çalışıyorum şu an. Hocam sayesinde, hocam çalıştırıyor hep. Bütün kulübü. Birçok başarımız var. Ondan sonra bu şekilde. Teşekkür. Başka sormak istediğiniz bir şey varsa, biraz heyecanlandım ama. Çok güzel. Azat Nazım Gökyıldız. 7 yıla yakındır bu sporu yapıyorum. Gürsel hocamla beraber. Onun sayesinde buraya kadar geldim. Hangi sporu? Kickbox. Türkiye derecem var. Türkiye üçüncülüğüm. Gürsel hocam sayesinde 2016 Bolu'da. Yani bu spora başlamamda ailem desteğiyle oldu. Abilerim başlamıştı. Ben de onların istemesiyle başladım. Ondan sonra severek Gürsel hocamla devam ettim. Bir ara verdim. Ondan sonra tekrardan başladım. Yani sevdiğim bir spor. Gerçekten de güzel vakit geçiyor. Yani arkadaşlarım, hocamla beraber. Mutluyum. Teşekkür ederim. Bir hedefin var mı? Efendim? Bir hedefin var mı? Hedefim Türkiye şampiyonluğu. Ondan sonra dünya şampiyonluğu. Bunun için çalışacağım. Ve gerçekten de başaracağım. İnanıyorum. Tunceli gençliğine tavsiye ediyor musun? Evet, ediyorum. Bu spora hem güzel bir ortam için hem de normal bu spora alışarak özgüvenlerini sağlaması için davet ediyorum. Adım Türkan Giray, soyadım Tan. 16 yaşında bu spora başladım. Devam etmekteyim halen. Çok güzel bir spor. Hocamla çok güzel ilerliyoruz. Yani hedefim Türkiye şampiyonu, ondan sonra dünya şampiyonluğuna. Ondan sonra arkadaşlarımla aram çok iyi. Sonra yani spor içinde üniversite hedefliyorum hani bu spor için. Hani çünkü derece yaparsam bunun sonunda üniversiteye gideceğim. Yani çok güzel bir spor. Hocam da çok iyi bir antrenör. Şu an kaçıncı sınıfsın? Lise 3'üm. Lise 3'sün. Hı hı. Herhangi bir birinciliğin var mı? Olacak inşallah. Aynen. Peki sana ne kattı bu spor? Yani çok şey kattı. Yani özgüven kattı. Ondan sonra derslerimde çok başarılı oldum. Sonra kendi savunmayı öğrendim. Öyle çok şey kattı. Anladım. Peki tavsiye ediyor musun bu sporu? Yani Tunceli'deki her gence tavsiye ediyorum. Muşlulara? Herkese. Teşekkür ediyorum.
Evet, merhabalar. Benim adım Abdülselam Er. Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürüyüm. Bugün ayrı bir heyecanlıyım. Çünkü böyle çok güzel gençlerle beraberiz. Bugün beraber kickboks faaliyetlerini yürüttüğümüz Dersim Kickboks Kulübü çalışmalarına katıldık. Çalışmaları izledik. Bu çalışmaları ve gençlerimizin, hocalarımızın yaptığı faaliyetler sonrasında elde edilen başarıları, çocuklarımızın kendilerine olan güvenlerinin nasıl sağlandığını gördük. Bu bizi Tunceli gençliğinin adına umutlandırdı. Gençlerimiz demek ki istiyorlarsa yapamayacakları bir başarı yoktur. Her başarıyı biz yakalayabiliriz Tunceli'de. Tunceli'de böyle bir kapasite, böyle bir kabiliyet, böyle bir gençlik var. Buradan Tunceli gençliğine seslenmek istiyorum. Kickboksçularımız olsun, diğer spor branşlarımızdaki gençlere baksınlar. Çocuklarımızın yaptığı şeylerden dolayı ne kadar kendilerine güvenlerinin geldiğini görebilirler. Ve ailelerine, çevrelerine, dostlarına ne kadar faydalı olduklarını görebilirler. Bu anlamda bu ortamları sağlayan hocalarımıza, Tunceli Valiliğine, Gençlik Spor Bakanlığı'na, sponsorlarımıza ve sevgili gençlerimizin ailelerine çok çok teşekkür ediyorum. Bu gençler burada olmasalardı şimdi belki bir kahve köşelerinde, belki sokakta olacaklardı. Biz sporcuların hikayelerini dinledik kendilerinden. Sokakta olup bu boksa tanıştıktan sonra, bu sporla tanıştıktan sonra şimdi üniversitede olan çocuklarımız var. Türkiye şampiyonu olan çocuklarımız var. Dünya şampiyonasında başarılı olan çocuklarımız var. Bunlar birer örnek. Bu örneklerin sayılarını arttırmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz de bunu arttırmakla kendimizi mükellef sayıyoruz. Kendimizi sorumlu hissediyoruz. İşimiz, gücümüz bu. Gençlerimizi topluma faydalı alanlarda görmek istiyoruz. Bunun için de hocalarımızla beraber Spor Hizmetleri Müdürümüz Murat Bey, kardeşim sporun içinde bütün mesaisi, hatta mesainin dışındaki zamanlarımızı gençlerimize harcıyoruz. Bu anlamda valiliğimiz bize her istediğimiz desteği veriyor. Spor Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız bu anlamda bizim önümüzü açıyor. Çok kıymetli sponsorlarımız var. Onlar bize destek oluyorlar. Ve beraberce Tunceli gençliğini ayağa kaldırmanın gayreti içerisindeyiz. Çocuklarımız yanımızda görüyorsun. Yani daha önce sokaktayım diyordu. Şimdi Türkiye şampiyonası var. Avrupa şampiyonaları var. Allah'ın izniyle dünya şampiyonası da olacak. Biz güveniyoruz kendisine. Ve bu spor sayesinde şu an üniversiteye gidiyor. Üniversite öğrencisi. Belki bu spor olmasaydı şimdi bir köşede bir sokakta olacaktı yani. Bu anlamda sporun ne kadar kıymetli olduğunu, gençliğimizin kişiliğinin geliştirmesine ne kadar faydalı bir alan olduğunu hep beraber görüyoruz. Bunu bütün Türkiye'ye Tunceli'den seslenmek istiyoruz. Bütün dünyaya Tunceli gençliği bundan sonra inşallah Allah'ın izniyle güzel yönleriyle, sporlarıyla, faaliyetleriyle, aktiviteleriyle gündeme gelecek. Tunceli gibi güzel coğrafyası olan cennetten bir köşe gibi burası. Bunu bir de sporcularımıza taşlandırıp daha güzel yönleriyle Tunceli'yi Türkiye'ye tanıtacağız. Bütün gayretimiz bu olacak inşallah. Programın özellikle İl Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Bize her maçta verdiği desteklerden dolayı ki bundan sonraki maçlarda da böyle olacak. Eminiz yani bu başarılar için. Bunun yanı sıra sponsorlarımız var bizim. Büyük sponsorlarımız. Gerçekten bize her maçta yalnız bırakmayan Sayın Metin Stoj olsun, Hakan Özer olsun. Yani bunlara minnettarız. Bir sporcu bir sporcu der zaman. Bir sporcuya sponsor olmak gerçekten büyük bir büyüklük. Yani herkes bir sporcuyu desteklese, bir sporcuya sponsor olsa hiçbir maçta aslında sıkıntı yaşamayacağız. Bu gibi sponsorlarımıza her zaman teşekkür ediyoruz. Bize bu ringi hediye olarak alan Müslüm Aktar'a teşekkür ediyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar.